Atlıca'yı ve Sazı'ya gidelim. Engin Tozkoparan var karşımızda. Engin, kurdaki dünkü hareketi gördük haftayı kapatırken. Bugünü nispeten daha sakin görüyoruz ama aşağı mı yukarı mı daha yüksek ihtimal görüyorsunuz diye sormak isterim. Evet, dolar fiyatı arasında dün oldukça yüksek bir hareketlilik gördük. Ekonomik Koordinasyon Kurulu kararları ve Avrupa Birliği Merkez Bankası kararları aynı saate denk gelmesi, burada EKK toplantısındaki kararları biraz daha arka planda kalmasına neden oldu. Kurdaki harekette özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alımlarının süresinin uzatması, miktarını Mart ayından sonra düşürecek olması, dolar endeksi üzerinde 101 seviyesinin üzerine çıkmasına neden oldu. Devamında ise bu doların, euronun dolar karşısında değer kaybetmesiyle dolar endeksinin yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı arttırdı ve kurda yükselişlere neden oldu. Burada özellikle yükselişlerin devam etmesi durumunda 3.40-60, 3.45-40 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 41.80 ve 40.80 seviyelerine dikkat etmek gerekiyor. Destek noktası olarak çalışabilir bu durumda. Engin, çok teşekkür ediyoruz sana değerlendirmelerin için. Son iki dakika.